Merhaba sevgili dostlar. Weber Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bu sene benim leş kaktüslerim biraz tembel çıktı. Daha yeni yeni çiçek açmaya başladılar. Sebebi nedir bilmiyorum ama hepsi böyle geç kaldılar. Bu gördüğünüz minik minik stapelyayı çok çok seviyorum ama kaç defa öldürdüm, kaç defa da yaşattım ben de bilmiyorum. Biraz narin bir tür çıktı. Arkadaşlar bunu torfa dikmişim. Gördüğünüz gibi. Maalesef belirli bir zamandan sonra torf çok verimsizleşiyor. Bu da torftaydı. Şöyle böyle uzaklaştırayım. Bu da torftaydı. Tamamen zayıflamıştı. Toprağa aldıktan sonra bayağı gelişti ve tomurcuk vermeye başladı. Bakın. Şöyle. Evet sevgili dostlar. Leş kaktüslerinden başladım ve hala devam ediyorum. Bu gördüğünüz Melenanta leş kaktüsü bu sene bende açmadı. Dediğim gibi bunları torfa dikmişim. Pişman oldum ama değiştirmeye zamanım kalmamıştı. Yani o kadar çok leş kaktüsüm ve çiçeğim var ki bunları değiştirmeye zamanım olmadı. Artık bir ay sonra belki Eylül ayında değiştiririm. Ama bu yavaş yavaş tomurcuk vermeye başladı. Şöyle ufak ufak görünüyorlar. Bunları ilaçlama zamanı geldi. İlaçlamam lazım. Mantar ve böcek ilacı. Gerçi içinde ne mantar ne de böcek var. Ama yine de önlem olarak bunları ilaçlamam lazım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben 10 günlük bir geziye çıkmıştım arkadaşlar, bir haftalık. Onları iyice sulayıp gitmiştim. Ama bizim burası aşırı rüzgarlı ve sıcak olduğu için tamamen kurumuştu toprakları ve susamışlardı. Geldiğimde bol bol suladım. Şöyle. Hala da suya ihtiyaçları var ama 2 gün sonra sulayacağım. Böyle hani fazla olmasın diye. Bu da bir tohum kaçmış buraya. Hangisinden artık bilmiyorum. Stapelya tohumu bakın. Tohumdan da yetiştiriyorum biliyorsunuz. Bunları da değiştirmem lazım. Bu da torfta. Ama artık Eylül'ün ortalarına doğru uyumaya yakın onları değiştiririm. Daha güzel olur. Bunlar da. Ben bu türlerde pek başarılı olamıyorum. Sebep nedir ben de bilmiyorum. Meğer bunlar suyu çok seviyormuş. Daha sonra öğrendim. Şöyle şimdi tekrar bol bol su vereceğim. Bunlara az su veriyordum. Şöyle bunlara. Bir bakıyorum cılız, gelişmiyor. Sonra bol bol sulayınca iyice geliştiler. Bu da çiçeği. Bakın. Buraya da biraz diktim. Buna da biraz su vermem lazım. Evet. Bu da Graptuveria paraguayense. Pek videoda belli olmuyor ama her tarafı böyle rengarenk. Uçları ayrı, ortaları ayrı renk. Arkadaşlar bu kışın normale dönüyor. Böyle bildiğiniz normal Graptuveria'ya dönüyor şöyle. Ama yaz sıcağı gelince böyle renkleniyor işte. Bunlar daha renklenmemiş hatta. Renklenenler bunlar. Bunların hepsi satışta arkadaşlar. Almak isteyenler Weber'in Renkli Bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Oradan daha rahat konuşuyoruz. Buradan YouTube'dan pek olmuyor. Evet. Bu da susuzluktan tomurcukları kuruyor. Çok susamışlar. Bitki tomurcuğu besleyecek gücü olmadığı için kurutuyor. Bunları da sulamıştım bol bol. Ama tekrar sulamam lazım. Bakalım burada ne var. Bu da öyle.
Bunlar yarı gölgede olduğu için bakın ne kadar güzel olmuşlar. Ufacık bir dal ekmiştim onları. Ne kadar güzelleştiler. Bunlar da mum çiçeklerim. Daha önce hiç göstermemiştim. Şunu çıkarayım burada. İnşallah ucu bir yere değmemiştir. Çünkü mum çiçekleri ucu bir yere değdi mi şöyle sürgünü ölüyor artık. Yani şey ölüyor. Şurası ölüyor. Başka yerden sürgün vermeye çalışıyor. Bakar mısınız? Böyle saksıya diktikten sonra çok sıkışmıştı. Böyle çok büyük bir saksıya diktim. Çünkü bitki çok büyük. Buraya diktikten sonra sürgün vermeye başladı. Çünkü su vermeye başladım. Korkuyordum daha önce. Fazla su vermiyordum. Bu da özel tür. Sağ olsun bir arkadaş gönderdi. Bunları da hepsini bir arkadaşlar gönderdi. Ben mum çiçeklerine pek hevesli değildim. Onlar da sağ olsunlar bol bol gönderdiler. Bakın az önce dediğim gibi uçları ölmüş. Buna sürtüne sürtüne uçları ölmüş, körelmiş. Şimdi başka yerden sürgün verecek. Bakın şuradan ufacık bir sürgün verecek. Bu sene hiç açmadı. Çok büyük. Niye açmadı? Çünkü saksıyı değiştirdim, yerine oynattım. Artık ancak toparlanabildi. Yavaş yavaş toparlansın. Açmaya başlayacak inşallah. Mum çiçekleri güneşi sevmiyor arkadaşlar. Güneşi görmese de olur. Hatta sadece kökü görsün ama çalısı görmesin mühim değil. Böyle büyüyor. Evet. Şöyle bakın. Küçücük bardakta çatlatmış bardağı. Küçücük bardakta açmış. Minik minik çok seviyorum. Bu da özel türümüz. Bunu da normal bahçe toprağına dikince kendine geldi. Bakar mısınız? Bildiğiniz normal bahçe toprağına diktim. Ama tabi ilaçlayacağım. Daha hepsini ilaçlamadım. Toprağa şey ilaç dökeceğim. Ben ziraat mühendisine danıştım. Nematod için özellikle nematod onları çok mahvediyor. Köklerini yiyor. Hiç gelişmelerine izin vermiyor. Ben de gittim onlara ilaç aldım. Bir önceki çiçeklerimden dolayı ben bu durumu biliyorum. Onun için gittim nematod ilacı aldım. Hepsine dökeceğim böyle. Bu da yıllardır uğraştığım bir çiçeğim. Bir türlü gelişmiyor. Meğer güneşi hiç sevmiyormuş. Böyle sadece sabah güneşi, şu an sabahın erken saatleri, sabah güneşini sadece seviyor. Ya da öğleden sonra. Ama direkt gün ışığını sevmiyor. Çok şükür yavaş yavaş domurcuk vermeye başladı, hele şükür. Şöyle. Çok güzel bir çiçeği var. Bunların da hepsi hediye geldi. Ne olduklarını bilmiyorum. Klasik tür mü, özel tür mü ben de bilmiyorum. Hepsini torfa dikmişim ama pişman oldum dediğim gibi. Şimdi havalar hafif serinleyince leş kaktüsleri yavaş yavaş tomurcuk vermeye başladı. Ama dediğim gibi bakın bunu değiştirdim. Hafif bir su verdim. Daha sonra şehir dışına çıktım. Tomurcukluydu. O kadar susamış ki tomurcukları besleyemedi. Hepsi ölmüş. Gördüğünüz gibi kurumuş. Burada da bir tane var. Onu çıkarmaya çalışıyorum. Şöyle. Susuzluktan besleyememiş. Kuruttu. Bu da yeni yeni çıkan tomurcuklar. Yani anlayacağınız tam tomurcuk veriyor. Susuzluktan kuruyor. Bazı arkadaşlar sormuştu Instagram hesabımdan. Ben onlara cevap verememiştim. Çünkü sürekli yoldaydım. Şimdi söylüyorum.
Arkadaşlar işte bendekiler bu sebepten dolayı kuruyor. Tam suya ihtiyacı olduğu anda susuz kalıyor. Ve gördüğünüz gibi tomurcukları besleyemiyor, kuruyor. Bunlar da cılız kaldı. Çok geç vakitte değiştirdim. Bakalım inşallah büyürler. Ve hepsini eski usul tenekelere, zeytin tenekelerine diktim. Ne bulduysam değerlendiriyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde yok çirkin görünecek, yok bu olmaz demiyorum. Ama inanın böyle tenekelerde daha çok gelişiyorlar. Çok çabuk gelişiyorlar. Bunlar da tomurcuklu olan çok sevdiğim sapelyalarım. Hatta ona bir numara koymuşum. Böyle bir numara, yani benim en çok sevdiğim. Bu da açmış. 3 gündür açmış bu. Bu iri çiçekli biraz. Şöyle. Bunu da acilen değiştirmem lazım. Çok sıkıştı. Kökleri havada kaldı gördüğünüz gibi. Bunu acilen değiştirmem lazım. Daha önce bir önceki videoda bunu göstermiştim arkadaşlar. Tamamen buruşmuştu. Hiçbir şekilde olmaz diye düşünenler vardı. Ama bakın sadece 2 defa su verdim. Çok güzel gelişti. Canlandı, kendine geldi. Kristal bitir. Bu da mineramız. Bunu böyle normal bahçe toprağına diktim. Tabi normal bahçe toprağı diyorum ama içine bazı karışımlar yapıyorum. Toprak düzenleyici katıyorum. Kurumuş ahır gübresi kullanıyorum. Onun için daha güzel oluyor. Bu da minik minik açan leş kaktüsü. Bakın. Şöyle. Şu an dolu. Üzeri tomurcuk dolu. Tomurcuk açmış. Bu da satışta arkadaşlar. Almak isteyenler ve Heber Renkli Bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Bunlar suyu çok seviyor. Şimdi ilaçlı su hazırladım. Besin maddesi. MKP koydum. Bazı çiçeklere kullanmam lazım. Gelişsinler diye. Bu da her zaman gösterdiğim sukulentlerim. Bunlardan bir sürü tepeçeliği aldım. Böyle rengarenk oluyor. Onları ayrı bir yere dikeceğim. Yakında şenlik var arkadaşlar. Bakar mısınız tomurcuklara? Maşallah ne kadar yoğun. Birden hepsi açtığını düşünün. Bu açacak ama ne açacak ben de bilmiyorum. Sürpriz renk olacak. Çoktandır bende ama daha hiç açmadı. Bu da çatlayan tohum. Bu son tohum kesesi herhalde. Şu an başkası yok. Bu da bakın. Tohumdan yetiştirmek ne kadar meşakkatli. Bunlar 1 yaşında. Daha büyüyecek de çiçeğini göreceğim de. Bakın. Daha ufacık ufacık. Bunlar atağa geçti bu 4 tanesi. Bakalım hadi inşallah değişik bir renk çıkar da beni sevindirirler. Şunların renklerine bakar mısınız? Pardon, tomurcuklarına. Karıştırıyorum bazen arkadaşlar, kusura bakmayın. Bu da suyu. Bunlardan da satışta var, almak isteyenler arkadaşlar bana ulaşabilirler. Bu da sürekli açan çiçeğim. Kaktüsüm. Her daim çiçekli. Saksıyı değiştirmem lazım. Lazım da lazım. Bakalım. Ne zaman değiştireceğim ben de bilmiyorum. O kadar çok iş oluyor ki. Bu da satılmış arkadaşlar. Arkadaş biraz rahatsız.
kalsın dedi bana. Ben de çok iyi bakıyorum buna. Allah acil şifalar versin inşallah. Burada bir sürü tomurcuğu var. En çok sevdiğim bu. Çok güzel bir çiçeği var. İçi pembe, dışı beyaz oluyor. Bu da çok tembel çıktı. 5 senedir açmasını bekliyorum. Hala açacak. Hadi bakalım ne zaman. Bu da leş kaktüsümüz. Toprağı yeni aldım. Yeni kurumuş. Şu tomurcuk yoğunluğuna bakar mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 tane var bunun üzerinde. Bu da kaç tane bilmiyorum ama çok yoğun. Buna su vermeyi unutmuşum. Başka yere dikeceğim. Kalsın burada. Biraz sonra bunların hepsine besinli su vereceğim. Hemen büyüsünler istiyorum. Çiçek açsınlar istiyorum. Türlerini görmek istiyorum. Bunlar da hala çiçek açacak. Tomurcuk vermiş durmuş. Çıkaramıyorum. Neyse sonra çıkarırım. Arkadaşlar bunlar çok güzel bir tür. Daha önce gölgede koymuştum. Formu bozuldu. Kimse almak istemedi formu bozuk diye. Ama çiçeği çok çok güzel. Ben de kalktım tepe çeliğini aldım. Kestim hepsini. Bunu da kestim. Sonra toprağın üzerine bıraktım. Köklendi. Şu an bu da köklenmiş. Ve çevresinden bir sürü yavru verdi. Aslında benim için iyi oldu. İyi ki kimse almadı. Bakın her birinde kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 3 tane. Buradan da onlardan koparmıştım daha önce. Yani 4 taneden yaklaşık kaç tane diyelim? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 tane çiçeğim oldu. 22 tane kaktüsüm oldu. Bu da öyle gördüğünüz gibi her tarafında tomurcuk var. Bir haftaya kadar inşallah açarlar. Çünkü bir haftaya kadar evde olmayacağım yine. İnşallah açarlar. Şöyle. Şimdi bunların hepsine bitki besini vereceğim. Özellikle kaktüslere. Vereceğim ki büyüsünler. Evet sevgili dostlar, öbürlerini de biraz gezelim. Öteki taraftaki sukulentleri bir bakalım, eksik var mı yok mu, sonra videoyu kapatalım. Evet. Bu da çok sevdiğim kasalardan bir tanesi. Şöyle kocaman kocaman oldular. Bunları ayırmayı düşünmüyorum. Sadece böyle kocaman görünsünler istiyorum. Bakın. Ben bunları diktiğimde çok ufaktılar. Ve böylece rengarenk saksıyı doldurdular. Arkadaşlar tepsi satışı devam ediyor. 1 numara, 2 numara ve 3 numara olarak satışa sunuyorum. 3 numaraya bütün sukulentlerden ekliyorum. Ve özellikle pembe aşkın gözyaşı ve paraguayense ekliyorum. Bu pembe aşkın gözyaşı ve bu paraguayense'den ekliyorum. Biliyorsunuz bunlar piyasada çok pahalı türler. Onun için ben 3 numaralı tepsiye ekliyorum.
arzu edenler ve hibenin renkli bitkileri Instagram hesabımdan bana ulaşabilirler. 2 numaralı tepsiye krasolalar ekliyorum. Öbür tarafta kaldı krasolalar. Ve 1 numaralı tepsiye krasola eklemiyorum. Almak isteyenler tekrar söylüyorum. Vehiben renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.